أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن أولئك عليهم
Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvana illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, sana açtık ellerimizi, huzurundan boş döndürme ya Rabbi. Allah'ım şu günümüzü hayırlı ve bereketli eyle. Her türlü kazalardan, belalardan, bildiğimiz ve bilmediğimiz musibetlerden, felaketlerden bizi, aile halkımızı, bütün Müslüman kardeşlerimizi ve insanlığı kudretinle koru ya Rabbi. Allah'ım senden sağlık, afiyet, huzur, barış, kardeşlik diliyoruz. Nasip et ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hiçbirimizi korktuğumuz yerlere düşürme ya Rabbi. Allah'ım, dünyanın ve ahiretin hayırları senin elinde. Başka kime el açabiliriz? Ya Rabbi, yuvalarımızın huzuru için, Müslüman kardeşlerimizin güzel geçimi için, insanlığın barışı ve dostluğu için sana geldik ya Rabbi. Ne olur bizi kapından eli boş döndürme ya Rabbi. İlahi ya Rab, ölmüşlerimiz var. Annelerimizden, babalarımızdan, ecdadımızdan. Bu toprakları, cennet vatanımızı ve bütün Müslüman beldeleri bizlere memleket yapıp bırakıp giden Hazreti Adem babamızdan bugüne, cümle ehli imana, cümle şühedaya, cümle gazilerimize rahmet eyle ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi, Müslüman memleketleri ve bütün din kardeşlerimizi sen koru ya Rabbi. Hastası olanlar vardır ya Rabbi. Şu tatil gününde benim de hastam için dua edecek bir Müslüman yok mu? Kardeşlerimin duasını istiyorum diyerek dua bekleyen kardeşlerimiz vardır. Hastası olanlara şifa ver ya Rabbi. Ya Rabbi, hastane köşelerinde, ameliyat masalarında senden yardım bekleyenlere yardım et ya Rabbi. Onların ailelerine, hasta yakınlarına, sağlık personeli kardeşlerimiz, milletimize, memleketimize, evimize, ailemize huzur ve güzel geçim ver ya Rabbi. Dualarımızı yüce dergahında sen kabul eyle. Okunan şu Kur'an hatırına ya Rabbi, ekranları başında ve şurada bulunan kardeşlerimizin kalplerinden geçen ne tür dilekleri varsa, ne gibi duaları varsa sen bilensin, alimsin, hakimsin. Hikmet ve ilim senin elinde. Sen onları kardeşlerimize ve bizlere lütfeyle ya Rabbi. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Evet, sevgili seyirciler, kıymetli dostlar, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hem Kanal 7 ekranlarında önden gidenler yeni yayın saatinde her pazar gündüz saat 11'de başlayacak olan programımızda hem ekranları başındaki tüm kardeşlerimi hem de buraya kadar bu hafta sonunda lütfedip, nezaket gösterip gelen hanımefendi, beyefendi tüm kardeşlerime ve yayın ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Allah bizi huzurunda mahcup etmesin. Allah ne muradınız varsa ihsan etsin. Programımıza Kur'an'la başladık. Kur'an okuyan gençlerimizi ekranlarımızdan bizi takip edenler yakinen tanıyorlar. Mehmet Akif ve Ahmet Emin hafızlar, Sivaslı aslen ama İstanbul'da Fatih Kur'an kursumuzdan hafız oldular. Askerliklerini de tamamladılar yeni, değil mi? Görünce çok fazla belli olmuyor ama hoş geldiniz. Vatan borcu, değil mi? Namus borcu milletimize, memleketimize. Allah bütün askerlerimizi de korusun. Allah bütün vatan evlatlarını muhafaza eylesin. Sağlıkla, sıhhatle ana babalarına kavuştursun. Ağızlarınıza sağlık. O güzel Bakara suresinden sabır telkin eden, bize iyilikleri, imtihanı anlatan şifa dolu ayetlerdi, nur dolu ayetlerdi. Okudular. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah hocam. Askerlikten sonra yeni bismillah dediniz hayata.
Allah bundan sonraki ömrünüzü, bundan önceki ömrünüzden daha hayırlı eylesin. Amin hocam inşallah. Bizim eskiden Anadolu'da bir tabir vardı. Askerliğini yapmayan erkek demezler derlerdi. Dolayısıyla bunlar gerçek şimdi. Evlenmeye, yuva kurmaya, hayatlarını ömür boyu sürdürecekleri bir kalıba dökmeye hazırlar. İnşallah. Allah onlara da cümlenizin hanımefendi, genç delikanlı evlatlarınıza da haklarınızda hayırlı olanları ihsan etsin. Değerli dostlar, bugün İslam'da aileyi konuşacağız. Kadının konuşacağız. İslam'dan önce kadın neydi onu konuşacağız. Konuşmadan, daha sohbete başlamadan dilerseniz Peygamberimizden bir örnekle. Çünkü bizim Önden Gidenler programımız bir nevi bir siyer programı. Resulullah'ın hayatından, asr-ı saadetten, Peygamber Efendimizin dostlarından, ashab-ı kiram efendilerimizden örneklerin yoğunlukla bahsedildiği ve onlardan ders çıkaracağımız, onlar üzerine sorularımızı sorabiliriz, onlar üzerine görüşlerinizi ifade edebilirsiniz. Kıymetli dostlar, Resulullah'ın Medine'ye ilk gittiği günlerde aileyle ilgili bize müthiş bir örnek, çok ibret dolu bir hadise yaşanıyor. Allah Resulü Medine'ye gittiğinde biliyorsunuz herkes onu evine misafir etmek istedi. Bizim Anadolu'da da öyle değil midir? Tanrı misafiri derler. Kimse misafiri ortada bırakmak istemez. Şimdilerde yavaş yavaş bu gevşiyor gerçi. İnsanlar yani gitgide yalnızlaşıyoruz. Bu modern dünya dedikleri, teknoloji dedikleri, sanal ortam, internet, efendim akıllı telefonlar, televizyonlar, şunlar bunlar çıktıktan sonra bu gitgide zayıflıyor. Yani ben hatırlıyorum, imamlık yaptığım 20-30 yıl önceki yıllardan hatırlıyorum. Bir misafir bir şehre gider de bir otelde kalırsa ayıp sayarlardı. Hiç mi orada bir Müslüman yokmuş evine götürecek derlerdi. İnanın ibretle o günleri bugünlere mukayese edince acı acı da insanın içine böyle bir acı tebessüm oturuyor. Resulullah'ı herkes buyur etti. Bize gel ya Resulallah dedi. Allah Resulü de dedi ki benim devem kasva görevlidir. Onu bırakın, o nereye giderse, o kimin kapısına çökerse oranın misafir olayım. Çünkü herkes çağırıyor. Birini tercih etse öbürleri kırılabilir. Ama deve nereye çökerse nasip kiminse onun. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri var ya, şu programımızı da yaptığımız Eyüp Sultan'daki Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh Efendimizin evinin önüne çöktü deve. Kasva denilen devesi. Deve oraya çökünce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya misafir oldu. İlk günler bir gün Allah Resulüne sofra açtılar. Sofra açınca Resulullah Efendimiz baktı ki Ebu Eyyub el-Ensari var, kendisi var. Belki de evde yiyecek yoktu. Anca bir misafir doyuracak kadar yiyecek vardı. Bilemiyoruz. Ebu Eyyub el-Ensari ve hanımı, annemiz Fatıma, çocukları dışarı göndermiş. Çocuklar yok. Resulullah Efendimiz aleyhisselam yemeğe başlamadan dikkatini çekti. Peygamberler çok zeki insanlardır. Fetanet sahibidir, üstün akıl sahibidir. Bizim peygamberimiz de öyleydi. Üstün aklın sahibiydi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sordu, ey Ebu Eyyub, çocukları göremiyorum dedi. Çocukları göremiyorum, çocuklar nerede deyince, ya Resulallah dediler, çocuklar dışarıda oynuyor çocuklar arkadaşlarıyla. Allah Resulü olmaz dedi, çocuklar gelsin dedi. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri, ya Resulallah siz rahatsız olmayın dedi. Çocuklar gelmeden oturmam dedi, yemem bu sofrada yemek dedi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle ısrar edince mecbur kaldılar çocukları çağırmaya. Ve dediler ki git de çocukları çağır hanımına. Çocukları çağırdılar. Çocuklar geldi, sofraya oturdular, birlikte yemek yediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün daha İslam'ın ilk Bismillah Medine'de ilk günler. İlginç bir örnek, ilginç bir fotoğraf bırakıyor bize. Çocukların oturduğu sofra, aile bütünlüğünü koruma. İslam'da ailenin önemini biz buradan şu örnekten çıkarabiliyoruz. Resulullah Efendimiz
Aleyhissalatu vesselam o çocuklar gelmeden bu sofrada yemek yemeyeceğim diye kararlı duruşunu gösterince, kardeşlerim o zaman işte çağrıldı çocuklar ve Resulullah aleyhisselam onlarla birlikte yemek yedi. Demek ki bereket aile bütünlüğü içindeymiş. Bizim de bugün bir şekilde kalp kırmadan, gönül yıkmadan kardeşlerim mutlaka ve mutlaka bu konuya dikkat etmemiz lazım. Hani son yıllarda ailenin çözüldüğünden, ailelerde geçimsizliklerin arttığından, yalnız yaşayan insanların problemlerinden, kadın sadece para değil ki hayat. Yani geliriniz olabilir, emekli maaşınız olabilir, sosyal kurumlardan yardım alınıyor olabilir. Hayat sadece yeme içme değil ki. İnsanın annesinin ellerinden tutup gözünün içine bakıp tebessüm etmesinin rakamını yazar mısınız bana? Kaç paraya değişirsiniz? Torununuzun babaannem deyip boynunuza sarılmasını kaç emekli maaşıyla dengeleyebilirsiniz? Dolayısıyla hayatın her şeyi sadece vücut ihtiyaçları değil, şu bedenin yemesi içmesi değil. Resulullah sadece o gün o çocukları sofraya getirerek bize bir şey öğretiyor. Aile bütünlüğünüze dikkat edin. Yani ben Ebu Eyyub el-Ensari'de bunu yaptım, siz de buna dikkat edin diyor. Zannediyorum sorunuz, evet, buyurun. Var hocam. Alayım. Küs insanlar ayrı ayrı masalara oturup da yemeklerini yemek günah mıdır? Aynı aile içinde mi? Aynı aile içinde olsun veya ne bileyim ben bir toplum içinde diyelim ki ben konuşmuyorum. Ama aynı bir toplumda bulunduk. Evet. Aynı masaya yani oturmayıp da başka bir masaya. Anladım. Hani onun bana şeyi var mı? Güzel günah. Bir soru. Ha. Yani anlattığımız konuyla da hemen hemen yakın bir soru. Evet bu konuda kardeşlerim bilhassa iki taraftan birisi küs olanlardan işte ayrı oturmayı, aile içinde de olabilir bu. Bazen aile içinde de karı koca arasında kavga oluyor. Efendim köylerde, büyük ailelerde gelin kaynan arasında bir sürtüşme oluyor. Veya kardeşler arasında bir tartışma oluyor ve aynı sofraya oturulmuyor. İnanın aile içerisinde bir ayrı baş çekip, ben aileyle yemek yemeyeceğim dediğiniz an sofranın bütün bereketi kalkar. Bereket olmayınca rakamlar bizi kurtarmıyor. Yani karnımız doyar ama o işin bereketi dostlarınızın, sevdiklerinizin gözünün içine bakarak yavrularınızla beraber hadi afiyet olsun, ellerinize sağlık, ne güzel olmuş. Bunların hepsi duadır Müslümanlar. Biz bunları basit bir diyalog gibi görüyoruz. Hayır öyle değildir. Bunlar duadır. Bunlara çok önem vermeliyiz. Aile içerisinde ayrı ayrı yemek yemek haram diyemeyiz ama sofranın bereketini kaçırır. Müslüman elini vicdanına koysun. Gençler, hanımefendiler, beyefendiler, konu ne olursa olsun bu sofradır deyip, bu sofra Allah'ın sofrasıdır deyip sofrada aile bütünlüğünü sağlamalıyız. Kısa bir aranın ardından önden gidenler Kanal 7 ekranlarında devam ediyor. Sevgili seyirciler, kıymetli misafirler, Kanal 7 ekranlarında her pazar gündüz 11'de başlayan önden gidenler devam ediyor. Ben tekrar ekranları başında ve burada bulunan tüm dostlara hayırlı pazarlar diliyorum. Allah gününüzü hayırlı kılsın, bereketli kılsın. Allah kötülüklerden korusun. Cenab-ı Hak muradınızı ihsan eylesin. Hazreti Ayşe annemizin duasıyla başlayalım dilerseniz ikinci bölüme. Hazreti Ayşe annemize Resulullah aleyhisselam şöyle bir dua öğretiyor. Allah'ım hayırların hepsini senden istiyorum. İhsan eyle ya Rabbi. Acil olanını ve acil olmayanını, bildiğimi ve bilmediğimi bütün kötülüklerden sana sığınıyorum. Acilinden ve acil olmayanından, bildiğimden ve bilmediğimden Allah'ım bütün kötülüklerden bizleri sen koru ya Rabbi. Senden cenneti istiyorum. Bizi ona yaklaştıracak söz ve amelleri bize nasip et ya Rabbi. Allah'ım cehennemden bizi ona yaklaştıracak olan kötü söz ve amellerden sana sığınırız. Muhafaza eyle ya Rabbi.
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senden neyi istediyse bizler de istiyoruz. Lütfeyle ya Rabbi. Resulullah senden neye sığındıysa, hangi şeylerden sana sığındıysa iki dünyada biz de sana sığınıyoruz. Kaçacak yerimiz yok, gidecek yerimiz yok. Bizleri de koru ya Rabbi. Amin. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam insanlığa rahmet olarak gelmiş. Sadece insanlığa değil, alemlere rahmet olarak gelmiş. O rahmet olan Peygamberimiz erkeklere de kadınlara da kendi haklarıyla ilgili, kendi ödevleri, mesuliyetleriyle ilgili iki tarafa da gereken her şeyi söylemiş. Mesela Resulullah aleyhisselam ekmelül müslümin diyor. Müslümanların en üstünü, en iyisi imanen, iman bakımından ahsenuhum hulukan. Ahlakı en güzel olandır. Ve hıyarukum linisaihim. Hanımlarına karşı en hayırlı, en güzel davrananınızdır en iyi Müslüman. Peygamber Efendimiz, yani erkeğin elindeki gücü, kendinin gerek ekonomik gerek vücut gücünü silah olarak kullanmayacağını, iyi Müslüman, Allah katında hayırlı Müslüman, ailesine, hanımına iyi davranandır diyor. Bir gün Muaviye bin Hayte radıyallahu an, Muaviye bin Hayte isminde bir sahabi var, Medineli bu sahabi. Medineli Muaviye bin Hayte Hazretleri Resulullah'a şöyle sordu. Demek ki aile içinde bir tartışma olmuş ki onu tahmin edebiliyoruz biz sadece. Ya Resulallah, hanımların bizim üzerimizde ne gibi hakları var dedi. Hepimizin de merak edeceği bir soru değil mi? İyi ki sormuş. Allah razı olsun ondan. Allah rahmet eylesin. Diyor ki açıkça, hanımların bizim üstümüzde ne hakları var ya Resulallah? Ben kul hakkına girmek istemiyorum. Yanlış yapmak istemiyorum. Hanımıma karşı benim vazifem nedir ya Resulallah? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor ki ona yediğinizden yedirmek. Yani imkanı olan Müslüman kendisi ne yiyorsa ondan yedirmek. Ben bunu çok insanda duydum. Mesela misafirliğe gider vatandaş, ona güzel yemekler ikram eder ya, ben yedim çocuklar yemedi diye az da olsa gider kasaptan et alır veya meyve alır, çocuklar da yesin der. Tam bu hadisi şerifin karşılığı. Gücü yeten için yediğinden yedirmek. O toplumun ortalama, o toplumun örfüne, adetine göre hanımların giyecek ihtiyacını erkek karşılamak zorunda. Yedirmek, giydirmek, yüzlerine vurmamak. Yani bu ayıbını yüzüne vurmamak da olarak okunabilir. Bu ne biçim yemek, yine becerememişsin filan var ya, tam onunla ilgili uyarıyor Allah Resulü. Hani insan hata eder, dalgın olur. Tuzu biraz fazla koymuştur çorbaya ablam. Şu pazar gününde, değil mi? İnsan işte tatil günü diyor, yorgun argınız diyor. Ev işleri, çocuklar okula hazırlanacak, banyo hazırlığı, okul hazırlığı, telaş. Kadınlara hakikaten tatil de yok yani. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Evin bütün ağır işleri hanımlarda. Dalgınlık olmuş. Yemeğe biberi biraz fazla atmış ya da tuzu fazla atmış. Olur ya hani, ya da salataya. Hemen Peygamberimiz diyor ki yüzlerine vurmamak. Kusurunu hemen onu incitmemek. Yani dövmeyi bırakın. Bir de Türk toplumunda ve dünyada, geçenlerde ben bir yolculukta dergide okudum. İsveç, Avrupa'nın en müreffeh, en rahat yaşayan ülkelerinden, en huzurlu ülkelerinden birisi. Kardeşlerim, orada kadına şiddet oranı %35'miş. Yani 3 kadından biri kocasından şiddet görüyor. Dünyanın en modern toplumlarından birisidir İsveç. Yani rahat yaşayan ülkelerine. Bir de bizim gibi geri kalmış ya da daha Orta Doğu'ya doğru gidin, Orta Asya'ya doğru gidin. Evli kadınların %70'i kocasından evlilikleri boyunca %70'i en az bir kere dayak yiyormuş.
Bu çok onur kırıcı, bu çok aşağılayıcı, alçaltıcı bir durum. Çok kötü bir şey. Allah'ım bizi ailemizden hiç kimseye şiddet uygulamış bir zalim olarak huzuruna çıkarma ya Rabbi. Kadınımıza da erkeğimize de İslam ahlakı nasip et ya Rabbi. Muaviye bin Hayte bunu sordu. Kadınların yüzlerine vurmamak dedi. Ve yaptıkları işin ve kendilerinin çirkin olduğunu söylememek. Bak hadisi şerif İbn-i Mace'de nikah bölümünde 3 numaralı hadisi şerif. Kaynağı da İbn-i Mace'den alınmış bu hadis. Diyor ki kendilerinin yaptıkları işleri ve kadınların kendi yüz güzelliklerini çirkin olduğunu söylememek. Kardeşlerim bu da var. Sen kim oluyorsun filan gibi incitici sözler. İşte insan hastalanabilir, özürlü olabilir, efendim başına bir kaza gelmiş olabilir. İnsanın ayıbını, vücudundaki bir kusurunu onun yüzüne kusur olarak vurmamak diyor. Resulullah Efendimiz sanki bu günleri görmüş. Ya da insanoğlu hep insan biliyor musunuz? O günde yapanlar varmış belki de. Yani peygamber zamanında da bunu yapanlar varmış demek ki. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onları yataklarında yalnız bırakmamak diyor. Yani küstüm ben seninle yatmayacağım gibi sözü ta hadis kitabında geçiyor bu. Allah Resulü bundan kasıt ne biliyor musunuz? Siz sinirlenmişsinizdir kocanıza, siz kızmışsınızdır beyinize veyahut hanımınıza, siz ayrı yatıyorsunuz, çocuklar görüyor onu. Toplumun aile yapısı sarsılır. Zannediyorum bir sorunuz var, buyurun. Ailesiyle ilgilenmeyen bir eşin sadaka, hayır yapması caiz midir? Eyvallah. Ailesiyle ilgilenmeyen bir eşin. Bizim Anadolu'da güzel bir tabir var. Eve lazım olan camiye sadaka olmaz derler. Eve lazım olan camiye sadaka verilmez. Şimdi bununla ilgili de bir hadisi şerif var. Soru geldiği için hemen ifade edeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kul kazandığından Allah yolunda sefere giden bir Mehmetçiye, bir askere yardım verse bu hayırdır. Vatanımızı kurtarmak için, memleketimiz için askere yapılan, mücahide yapılan yardım sadakadır, hayırdır. Efendim okuyan bir talebeye yardım etmek, geçim sıkıntısı çeken bir fakire yardım etmek Allah katında hayırdır. Kişinin ailesine, hanımının, çocuklarının, gelininin, ailesinin ihtiyacı için yaptığı harcamalar da sadakadır dedi. Size bu sadakaların içinde en üstününü söyleyeyim mi? Hadis-i şerife bak. Peygamberimiz buyuruyor. Size şu söylediğim askere, Mehmetçiğe, efendim diyelim ki, şimdi öyle durum yok ama diyelim Çanakkale zaferiydi. 100. yılını Çanakkale'nin idrak ediyoruz. Allah ecdadımıza rahmet eylesin. O zaman mesela askerlere ekmek verirlerdi, elbise verirlerdi. Mecbur, yokluk var. İşte onlara yapılan yardım, talebeye yapılan yardım, muhtaca yapılan yardım ve ailenize yaptığınız harcama. Bunların Allah katında en üstününü söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah, söyleyin diyor sahabe. Ailenize yaptığınız harcama Allah katında hepsine yaptığınızdan daha üstündür dedi. Yani kulakları çınlasın ailesinden para saklayana, ailesini başkasına muhtaç edene, aile sorumluluğu taşımayana. Bir de öyle bir tehlike var biliyor musunuz? Çoluk çocuk yetişiyor, ben bakıyorum 30 yaşına gelmiş çocuk. Bir de evlendirmişler iyi kötü. Yani bakıyorsun ne hanımının mesuliyetini taşıyor, ne aile sorumluluğu var. Toplum içerisinde bizim bir aile olmamız, bu toplum içinde onurlu bir yuva olmamız lazım mesuliyeti maalesef giderek azalıyor. İşte Peygamber Efendimizin aşılamaya çalıştığı ruh, orada ailene yaptığın harcama, ailen için israf değil ama, harcama en üstün harcama. Ümmü Amir Hazretleri hanımefendi vardı, Ümmü Amir adında bir kadın, Resulullah'a sordu. Ya Resulallah, hanımlar olarak bizim çok paramız yok ama erkeklerde kazanç erkeklerin elinde o zaman. Ne dersiniz? Bizim sadaka veremiyoruz. Onlar savaşa gidiyor, şehit oluyor. Allah katında yüksek dereceler elde ediyor.
bizim sevabımız kocalarımızınkinden az olacak. Onların sevabından bize de pay var mı ya Resulallah dedi. Sahabe Efendimiz, annemiz, Ümmü Amir annemiz sordu radıyallahu anha. Peygamberimiz ne buyurdu biliyor musunuz? Eğer namusunuzu korur, iffetli ve namuslu bir şekilde ailenizle yaşadığınız süre içerisinde namazlarınıza da dikkat ederseniz, beş vakit namazınızı korursanız, namusunuzu da lekelemezseniz, kocanızın yaptığı bütün Allah yolundaki attığı adımlardan, yaptığı sadakalardan, gittiği hacdan, Allah yolunda can verip şehit olsa onun şehadetinden, onun sevabı kadar size de var dedi. Ümmü Amir annemiz Medine sokaklarında koşarak, sevinerek Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek gidiyordu. Dediler ki ey kadın sana ne oldu öyle? Kadınlar sokakta öyle yüksek sesle tekbir getirerek gitmez. Bugün dedi Müslüman kadınların bayramı. Resulullah'tan öyle bir şey öğrendim ki dedi. Bunu kadınlarla paylaşmaya gidiyorum. Ne öğrendin Resulullah'tan? Buyurdu ki peygamberimize sordum. Erkeklerin yaptığı sevaplardan kadınlara pay var mı dedim. O da dedi ki imanınızı, namusunuzu, namazınızı korursanız erkeklerin yaptığı, isterse erkek ben vermiyorum desin. Öyle yok, erkeğin elinde değil. Kadın sorumluluğunu yaptığı müddetçe ailesini, şerefini, namusunu, imanını, namazını koruduğu müddetçe kardeşlerim, erkeğin yaptığı bütün sevapların aynısı, erkeğinki eksilmeden bir de kadına yazılıyor. Müjdeler olsun, böyle güzel bir peygamberin ümmeti kıldığı için Allah bizleri, şükürler olsun Rabbimize ve bizi ona layık eylesin. Allah bizi aile sorumluluğu taşıyanlardan eylesin. Cenab-ı Hak huzurunda mahcup etmesin. Allah oğullarımıza, kızlarımıza güzel nasipler ihsan etsin. Allah onları üzecek, oğullarımızı, kızlarımızı, Allah onları incitecek kötüleri karşılarına çıkartmasın. Sizin sorunuz var galiba, buyurun. Eşi küs diye kadının anne babasıyla gizli görüşmesi günah mı? Kadın evet. Açısından. Eşi küs, evet. Anamızla babamızla görüşebilir miyiz? Evet. Kardeşlerim, anne babayla konuşmak Allah'ın emridir. Ana babasının rızasını almayan cennet kapısını açamaz. Dolayısıyla bir insanın telefonla olabilir, efendim çeşitli vasıtalarla, mesela ben Cevat Akşit hocamdan da işitmiştim, senede en az bir defa uzaktaysa, belli zaman aralıklarla kadının ya da erkeğin anasını babasını ziyaret etmesi ona vaciptir. Kadın kocası kızacaksa ya da hanımı kızacaksa bey, onun duymadan anasını babasını ziyaret edip onların ihtiyaçlarını görmesi haram değildir. Günah olmaz. Akaret ediyorsa, hani işte istemiyorsa. Orada aile bütünlüğü daha önemli o zaman. Yani şimdi ona duyurmamak mümkünse daha iyi. Niye? Duyup da kavga çıkacağına, yok yere evin huzuru kaçacağına, duyurmadan anneniz sizin en azından telefonla anne bak kocam böyle böyle biliyorsun deyip, ana baba fedakardır, anlayış gösterecektir, ben öyle inanıyorum. En azından telefonla filan annenizle babanızla irtibatı kesmeyin, bağınızı koparmayın kocanız istemese bile. Veya hanımınız istemese bile. Böyle bir istememezlik de İslam'a uygun değildir. İnsanın birinci derece yakınından o insanı mahrum etmek ayrı bir günahtır. Allah korusun, vebali ağır olur. O erkek ya da mahrum eden kadınsa o kadın Allah'ın huzurunda vebale girer. Ben konuşmuyorum ama sen annenle ayda bir defa git görüş demesi lazım erkeğin mesela ya da hanımın. Tamam, benim aramda bir tatsızlık oldu, ben konuşmak istemiyorum, ileride belki düzeliriz ama sen bari git görüş denmesi lazım. Allah bizi kendi hükümlerine razı olanlardan eylesin. Amin. Çok nefsimizi öne çıkarıyoruz. İlla benim dediğim olmalı ki ve öyle bir din olmalı, öyle bir arayış var. Yani hep benim dediğim olsun ama onun adı İslam olsun. Hayır, o zaman o İslam olmaz. Senin nefsin, senin dinin olur. İslam kendi hükmünü kor, insan ona razı olur.
İleri gitmişse geri çekilecek, geri kalmışsa ileri gidecek. İslam'ın dediği çizgiye gelmek zorundayız. Yoksa kardeşlerim, biz her şeyi kendi nefsimize uygun hale getirirsek, herkesin kendi kafasına göre bir din ortaya çıkar. İslam'da karma karışık, keşmekeş bir hal olur. Bu uygun değildir. Anne babayla, akrabalarla, kardeşlerle hukuk koparılmamalıdır. Hiç değilse bugün teknoloji dünyasındayız. İnternet üzerinden olabilir, telefonla olabilir. Mutlaka ana babanızla görüşün. Beyler, hanımefendiler, sizler de varsa olur ya tek tük istisna, ailenizde böyle huzursuzluk yaşamışsanız hiç değilse eşinizin ana babasına karşı anlayışlı olun. O onun annesi babası, onu dünyaya getirmiş, Allah katında hesabını vereceği ana babasıdır. Dolayısıyla hiç değilse onların görüşmelerine müsaade edin. Allah bize bu kalp yumuşaklığını nasip eylesin. Sevgili dostlar, her pazar gündüz saat 11'de başlayan Önden Gidenler programımız her hafta devam edecek. Kısa bir aranın ardından yeni konularla ve Sivaslı ikiz hafızlarımızdan alacağımız ilahilerle programımız devam ediyor inşallah. Çağırırım ey dost seni.
Sur Dağı'nda çağırırım. Ey dost seni çağırırım. Ey dost seni çağırırım. Ey dost seni. Kerbela'da çağırırım. Ey dost seni Hüseyin'imle Kerbela'da çağırırım. Ey dost seni çağırırım. Ey dost seni çağırırım. Ey dost seni. Eyvallah, ağzınıza sağlık. Ahmet Emin ve Mehmet Akif Yıldırım, bu ikiz hafızımızdan bu güzel ilahiyi bize okudular. Seslerine, nefeslerine sağlık. Allah bizi zatının yolundan ayırmasın. Dostlarımızdan mahrum etmesin. Cenab-ı Hak huzur ve bereket versin bulunduğunuz her yere. Pazar gününüz hayırlı ve mübarek olsun sevgili dostlar. Evet, Allah Resulü'nün evindeki bir aile içi tartışmadan şimdi bir örnek arz etmek istiyorum. Hazreti Ebu Bekir'i bilirsiniz. Çok yumuşak kalpli bir insan radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir Seyyidina, Allah ona rahmet eylesin, Allah ondan razı olsun. Peygamber Efendimiz bir gün evde bir konuda tartışıyor Ayşe annemizle. Olmuş mu? Olmuş. Her evde olur. Peygamberin evinde de olur. Biz Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve eşhedü enne Muhammeden abduhu demiyor muyuz? Şahitlik ederiz ki Muhammed Allah'ın kuludur, bir insandır. Yani bir ana baba çocuğudur. Allah Resulü de bir insandır. Onun evinde de tartışma olmuş. Onun evinde de ne kadar alttan da alsa, ne kadar yumuşak da davransa, hayatı boyunca Resulullah hiçbir zaman ne ailesinden ne de başka bir insana bir tokat bile vurmamış kardeşlerim. Hiçbir insana ama, kafirler de dahil, Müslümanlar dahil, kadınlar, çocuk, hiç kimseye tokat vurmamış. Buna rağmen tartışma olmuş mu evde? Evet olmuş. Hazreti Ayşe bir meselede belki yanlış anladı, belki eksik anladı, belki o anda hani hoşuna gitmedi o söz, Resulullah'a çıkışmış. Peygamberimiz de cevap vermiş, erkek sonuçta. Ama Resulullah ne kadar nezaketli de olsa evin erkeği sonuçta. Allah Resulü cevap, o cevap kavga büyüyünce Resulullah Efendimiz çok zeki bir insan. Baktı ki yani öyle bağırmakla, vurmakla, dövmekle, susturmakla bu iş bir yere varmaz. Bu evde beraber yaşayacaksak bunun çözümünü mantıklı bulmak lazım. Resulullah mantıkla bir çözüm bulmuş. Demiş ki Ayşe, bak sen öyle diyorsun, ben böyle diyorum. Bu işi çözemiyoruz. Bir hakem tutalım mı demiş. Bir hakem seçelim mi? Olur demiş Hazreti Ayşe. O da yuvasının yıkılmasını istemez. O da kimse evinden huzursuz olmak istemez. Hangi insan, hangi kadın, hangi erkek yuvasını bozmak ister? Kardeşlerim, Hazreti Ayşe olur dedi. Hakem kim olsun dedi Resulullah'a. Peygamberimiz de dedi ki baban olsun mu dedi. Baban, işte bir kız babasının hakem olmasını istemez mi? Hani babalar kız çocuğuna çok düşkün olur. Kızlar da babacı olur genelde. Anneleriyle böyle çekişirler ama babalarına bir şekilde yumuşatırlar. Kız çocuğu babayı daha çabuk ikna eder.
Hazreti Ebu Bekir'in de kızı Ayşe'ye, Ayşe ya adı üstünde, hayat, hayat veren, hayatım, canım, ömrüm diyoruz ya, Ayşe, ömür, hayat. Yani Hazreti Ebu Bekir ne niyetle ismini vermiş kızına? Hayatım dercesine, ömrümsün sen benim dercesine. Hazreti Ayşe olur dedi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e seslendiler. Geldi Hazreti Ebu Bekir. Konuyu anlattılar. Neyse tartıştıkları mesele, aralarındaki aile içi tartışma neyse konuştular. Hazreti Ayşe'ye dedi ki Resulullah, buyur sen anlat babana dedi, konuyu önce dedi. Hazreti Ayşe de Peygamberimizin bu hani jest diyorlar ya şimdi, bu nazik davranışına Hazreti Ayşe anamız da dedi ki yok sen Allah'ın Resulüsün. Hani kocamsın, evimin erkeğisin ama aynı zamanda da peygamberimsin. Hem yaşça da büyüksün, hem de peygamberimizsin. Sen buyur ya Resulallah, siz anlatın dedi önce, sonra ben anlatayım dedi. Hazreti Peygamber anlatmaya başladı. Anlatırken Hazreti Ayşe lafın yarısında dayanamadı. Kendi görüşünü öne çıkarmak için peygamberimizin sözünü kesti. Hayır öyle olmadı, şöyle oldu dedi. Öyle oldu deyince Hazreti Ebu Bekir baktı ki evin içinde peygamberin sesini kesiyorlar. Resulullah'ın sözünü yarıda durduruyorlar. Hazreti Peygamber'in yanında kızına şöyle elini bir kaldırdı Hazreti Ebu Bekir. Sen kim oluyorsun da Resulullah'ı susturuyorsun dedi. Peygamber'e biz canımızı koyuyoruz ortaya. Anam babam sana kurban olsun ya Resulallah diyoruz. Siz demek evde Resulullah'ı böyle susturuyorsunuz öyle mi dedi. Vurursam şimdi dedi. Peygamberimiz araya girdi. Bir rivayete göre de vurdu diyenler de var. Hani bir tokat kızı ya. Hazreti Peygamber araya girdi. Resulullah aleyhissalatu vesselam tabi Hazreti Ebu Bekir'den hani babası ya, kızına babası dayanamaz diye hakem olarak onu seçmişti. Ya Hazreti Ömer olsaydı hakem ne olurdu? Düşünsene Hazreti Ömer sinirli, hiddetli bir insan. Hazreti Ebu Bekir bile dayanamamış. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Ebu Bekir Efendimiz'e dedi ki ey Ebu Bekir biz seni benim yanımda hanımımı dövesin, ona bağırasın diye çağırmadık ki dedi. Meselemizi çöz diye çağırdık dedi. Ama ya Resulallah seni susturdular dedi. Ben dayanamam buna dedi. Hazreti Ebu Bekir'e teşekkür etti. Peygamberimiz de çekti gitti öbür arka tarafa. Ayşe anamız da gitti. Hazreti Ebu Bekir kaldı ortada. Üzüldü. Ayrıldı Hazreti Ebu Bekir de. Çıktı gitti. İş yapacaktı, çözecekti. İş bütün berbat oldu. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam birkaç gün sonra hanımıyla arayı buldu. Tekrar barıştı. Bir yolunu buldu. Belki hani bugün çiçek aldı filan diyoruz ya, belki bir hediye aldı, belki bir şey, güzel söz söyledi. Ayşe anamız şakalaşıyor. Hazreti Ebu Bekir de oradan geçiyordu. Baktı ki evin içinde bir şenlik var. Resulullah Efendimiz hanımını ikna etmiş, barışmışlar, güzel konuşuyorlar. Geldi Resulullah Efendimiz'e dedi ki, Hazreti Ebu Bekir, kavganıza beni çağırmıştınız. Mutlu gününüzde de beni çağırır mısınız dedi. Yanınıza gelebilir miyim dedi. Buyur ey Sıddık dedi. Hazreti Ayşe'ye döndü. Ayşe dedi, seni babanın elinden nasıl kurtardım değil mi dedi. Baban az daha seni dövecekti bak benim yanımda dedi. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz aile içerisinde olayları mutlaka sulh etme yoluna giderdi. Peygamber Efendimiz olayı sakinleştirmek, olayı kabartmamak, sen kimsin, benim dediğim olacak, ben senin karşında eğilecek miyim, senin kölen mi var karşında filan, Efendimiz aleyhissalatu vesselam suyu hiç bu tarafa akıtmadı. Bugün oysa bizi maalesef kardeşlerim, nefsimizi okşayan, o anda bizi hırslandıran, o öfke anında böyle bazen konu komşudan ya da akrabadan da oluyor. Böyle aman ezdirme kendini diyor. Ya yuvanı kurtar desene. Aman yuvanda huzursuzluğu büyütme Ahmet. Hanımın o anda sinirlidir, ağzından çıkmıştır. O lafı büyütüp durma içinde. O lafı tekrar edip durma. Şeytan söyletiyor sana o lafı.
Bir daha söyle, bir daha söyle. Hanımlar için de söylüyorum. Bakınız, Peygamber Efendimiz'den önce hanımlara mirastan hiç pay verilmezdi. Kadınlara, şimdi İslam'ın miras hukukunu tartışıyorlar ya, halbuki İslam'dan önce dünyanın hiçbir yerinde kadını insan sayıp ona ölen babasından, anasından miras vermezlerdi. Miras ilk defa İslam'la kadına verilmiştir. O da erkek kadına nikahta mihir verdiği için mihirin de sınırı yoktur. Ailelerin gücüne göre mihirde sınır yoktur. İlla şu kadar olacak diye bir şey yok. 4 tane bilezikle de anlaşabilirsin, 40 tane bilezikle de anlaşabilirsin. Mihir, erkeğin kadına evlenirken vermek zorunda olduğu bir nikahın bedelidir, nikahın hakkıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mihir konusunda kimseye yasak getirmemiş. Ama ailelerin gücünü gözetin buyurmuş. Yani aileler ortalama gücüne bakacak. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi Zişan aleyhisselam bu aile içi mevzularda dengeyi, sükuneti, öbür taraftan kışkırtıyor kadını. Aman diyor, kendini ezdirme. Kadını Resulullah aleyhisselama gelen ayet, Bakara suresi 187. ayette hünne libasul lekum, sizin için onlar elbisedir diyor. Hanımlar erkekler için bir elbisedir ve siz de kadınlar için bir elbisesiniz diyor. Ayet bu. Bakara suresi, Kur'an-ı Kerim ayet. Siz onlar için bir elbisesiniz, onlar da sizin için bir elbisedir diyor Allah. Niye diyor elbise? Elbise insanın üstünü başını örter. Değil mi? Açık taraflarımızı kapatır, kusurlarımızı kapatır, vücudumuzu soğuktan korur, sıcağa karşı korur, güneş yanmasına karşı korur. Sıcakta da, soğukta da, yazda da, kışta da. Elbise nedir? İnsanı korur. Hah, aile de bu diyor Allah. Kadınlar erkekler için, erkekler kadınlar için bir elbisedir. Birbirimizin kusurlarına karşı birbirimizi örten, kusurlarımızı kapatan olacağız. Dünyada bir erkek hanımından daha üzerine düşkün olduğu başka insan olmamalı. Hanımına düşkün olmalı. Hanımı da erkeğine karşı öyle olmalı. İbn-i Mace'de yine, Üsve-i Hasene'de okudum ben bu güzel eserde, aile konusunda. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, hadis-i şerifte, kadın ve erkek aile içerisinde insanların sevgisini arttırıcı olarak nikahtan daha güzel bir şey bilmiyorum dedi. Biz nikahı sevgiyi bitiren olarak zannediyoruz. Mesela diyor ki, sevgim bitti diyor ona karşı diyor. Evlenirken iyiydi de diyor, şimdi sevgim bitti diyor. Öyle olmaz. Sevgim bitti olur mu hiç? İslam'a göre nikahla sevgi zirveye ulaşır. Asıl ailenin tadı, toplum içerisinde onurlu bir, şerefli bir aile olmak, o ayrı bir haz, ayrı bir itibar ve onurdur. Allah bizi birbirimize, sizler onlar için bir elbisesiniz, onlar sizin için bir elbisedir buyuruyor. Resulullah aleyhisselam, evet buyurun. Hocam, ailelerinden izin iki yapıyorlar arkadaşlar arasında. Bu evet. Caiz midir? Evet, Allah razı olsun, bu güzel bir soru. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde çok net bu konuyu açıklayıcı güzel bir ayet-i kerime var. Dilerseniz kardeşlerim, gizli nikah, aileden habersiz, eşinden, çocuklarından habersiz kıyılan nikah geçerli midir? Gizli nikahın Kur'an'da bir karşılığı var mıdır? Bu konudaki hem Kur'an'ı hem de İslam'ın görüşünü, İslam'ın ortaya koyduğu hakikatleri kısa bir aranın ardından konuşmaya devam edeceğiz inşallah. تياري حصب يوما إلى الأرض الحرام بل سلامي روضة فيها النبي المحترم إني التياري حصب يوما إلى
سلامي روضة فيها النبي المحترم يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول يا حبيب يا نبي الله يا رسول يا حبيب يا نبي الله إن التيالي حصبا يوما إلى الأرض الحرام إن التيالي حصبا يوما إلى الأرض الحرام بلغ سلامي بلغ سلامي بلغ سلامي بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم النبي المحترم يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول يا حبيب يا نبي مضت الأيام والليالي في المدينة المنورة كانت القلوب والأفئدة ممنوعة بحب الرسول والمحبة حسرتي وحسرة وفرقة يا إن التيالي حصبا يوما إلى الأرض الحرام
صوتاً فيها النبي المحترم إن السياري حصب يوماً إلى الأرض الحرام بل يسلم روضة فيها النبي المحترم يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول يا حبيب يا نبي الله يا رسول الله يا حبيب الله razı olsun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Akif'e, Ahmet Emin'e bu innil teyari hassaba ey sabah rüzgarı belli selami benim selamımı Resulullah'a ulaştır diyor. Biz de buradan bu güzel pazar gününden İstanbul'umuzdan ve ekranları başında tüm bulunan kardeşlerimizin mekanından ey güzel rüzgar bizim de Resulullah'a selamımızı ulaştırsın inşallah. Allah Efendimizin dostluğunu, muhabbetini kalbimizden eksik etmesin. Değerli kardeşlerim, reklama girmeden önce kardeşimiz bir soru sormuştu. Gizli kıyılan nikah geçerli midir? Böyle nikah olur mu? Maide suresinin 5. ayeti kerimesinde böyle bir hastalığın İslam'dan önce varlığını haber veriyor Allah. Diyor ki bugün size iyi ve temiz olan şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal olduğu gibi sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Yani ehli kitabın yediklerinde, içtiklerinde biz onların misafiri olup onların ekmeğini yediğimiz gibi onlar da bizim ekmeğimizi yiyebilir. Hatta Allah'ın adını anarak kestikleri etler de yenir. Ve müminlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın. Bakın burada gizli dost ifadesi, gizli yapılan iş bizzat ayette apaçık geçiyor. Gizli dost tutmaksızın namuslu bir şekilde mehirlerini ödediğiniz takdirde size helaldir. Her kim imanı inkar ederse ameli boşa gitmiş olur ve ahirette zarara uğrayanlardan olur. Değerli kardeşlerim, nikahı kıymak için bir nikahın Allah katında geçerli olması için illa camide, illa bir hoca efendi duayla kıyması gerekmez. Nikah kıyılması için erkek ve kadının ben bununla evlendim, bu benim kocamdır, bu benim hanımımdır demesi ve bunu da iki erkeğin duyması ya da bir erkek iki kadının duyması nikahın başlaması için yeterlidir. Bu nikah Allah katında geçerlidir ama nikahın başlaması yetmiyor ki. O nikahın hayat boyu devam edebilmesi için işin içinde sahtekarlık yoksa, işin içinde çevreye karşı efendim vicdanınızı rahatlatmak gibi bir kötü niyet yoksa, bu kadın, evlenilen kadın toplumda eğer birinci hanımı haricinde ikinci hanım alan veya hiç evlenmeden gizli tutmak istiyor ilk hanımı, bu kadını toplum senin hanımın olarak bilmek zorunda. Niye? O kadına başkası evlenmek gözüyle bakmamalı. Çünkü namuslu bir kadına, evli bir kadına evlenmek kastıyla bakarsa günaha girer insanlar. Ama evlendiğini söylemezseniz nereden bilecekler? İki kişiyle nikah kıydınız, ortada kimsenin bir bilgisi yok. Nereden bilecekler onun sizin hanımınız olduğunu veya beyiniz oldu? Erkek için de geçerli.
Efendim toplum bizi duymasın. Ben bunlara da rastladım. Soru olarak geliyor yani. Tutuyor diyor ki efendim diyor prestijim var ben çalışan bir kadınım diyor. Efendim işte gizli kıydık nikahımızı. Olmaz öyle bir şey. Kıyarken başlatmaya yeterlidir. Ama o nikahı devam ettirmenin şartı toplumun sizi aile olarak kabul etmesidir. Onun için Peygamberimiz yemek verin diyor. Velime yemeği deriz, düğün yemeği. Nedir amaç? İlan etmektir. Konu komşu duysun. Ahmet Ayşe'nin kocası. Herkes bilsin. Fatma Ali'nin hanımı. Bunu herkes duysun ki ne o erkeğe millet kızını vermek için aklında bir plan kursun ne de o kadına başkası evlenmek gözüyle baksın. Bu çok önemli bir mesele. Onun için gizli kıyılan nikahın iki kişiyle başlayıp kıyılan nikahın öyle tanımadığı iki insanı çağırıyorlar öyle olur mu hiç? İki kişinin başlatması için de o sizin yakınınızdan olması eftaldir. İşte aileden olabilir, komşulardan olabilir, mahallenin büyüklerinden, sülalenin büyüklerinden olabilir. Nikah şahitleri böyle olmalı. Ki o iki kişi bir topluma bedeldir yeri gelince. O der ki ben şahitliğini yaptım falanla filan nikahında, onların nikahında ben vardım der. O bütün topluma yayar onu. Duyulmalı, bilinmeli. Öyle gizli gizli iş çevirmeyi Allah kabul etmiyor. Sakın ha sakın bu üniversitede okuyan çocuklarda da rastlıyoruz bunu. Hem de ilahiyat fakültesine giden bir çocuk sordu bir defasında. Hocam dedi bu nikah caiz değil mi? Tabii ki başlaması için caiz. Ama senin anan baban bilmiyor, kardeşlerin bilmiyor. Böyle nikah olur mu? Anan hayalinden seni filanla evlendirmeyi düşünüyor. Baban filanı düşünüyor. Veya seni seven bir oğlan arkandan plan kuruyor. Ben ona anamı göndereceğim. Dünür gideceğiz diyor. Bunların hepsi harama girer. Sen sokuyorsun harama. Nikahı ilan edeceksin. Nikah utanılacak bir şey değildir. Toplum bilmeli yani. Buyurun. Sağ olun, hoş geldiniz. Eşler arasında gizlilik doğru mu? Telefonlarını kontrol etmek, mesajlarını okumak, banka hesabını falan kontrol etmek gibi şeyler. Evet. Şimdi İslam'da erkek ve kadın ayrı ayrı şahsiyettir İslam'a göre. Geçen haftaki dersimde arz etmiştim önden gidenlerde. Mesela kadın kazancında kendine aittir. Kadının kazancı kendinindir. Kadının kazancı onun zekatını vermek, onun kurbanını kesmek, kazancından dolayı hacca gitmek kadına farzdır, vaciptir. Kadına aittir. Kadın ayrı bir şahıstır. Erkeğin gölgesi ya da fotokopisi değildir. Kadın Allah katında ayrı bir insandır, erkek ayrı bir insandır. Fakat aileler içerisinde güven esastır. Güven evin sırrıdır, sır. O sır, aynanın arkasındaki sır var ya, o gidince bütün espri gider. Erkek kadınına güvenemiyorsa, kadın erkeğine güvenemiyorsa, kardeşlerim orada artık huzur yerini terk etmeye başlar mutsuzluğa. Dolayısıyla insanlar erkek olsun kadın olsun birbirinden öyle telefonunu şunu bunu saklamamalı. Fakat erkek kadının telefonunu öyle benim hanımım ben istediğim gibi bakarım olmaz. Orada başka kadınların resmi vardır. Fotoğrafhanesinde başka kadınların aile içinde ortam kadınlar ortamında İşte rahat kıyafetlerle oturduğu bir ortamda, salonda, evde kıyafetleri serbest fotoğraflar vardır. Sana haram, bana haram, hanımımın telefonu da olsa haram. Onlara çok dikkat etmek lazım o noktada. Fakat mesela öyle banka gizlemek, efendim telefonda şunu gizlemek bu doğru değildir. Aile bütünlüğünü sarsar bu. Birbirimize karşı bir de rahmetli babam derdi ki bizim Tokat tarafında atasözü gibidir. Ekşi elma yemeyenin ağzı kamaşmaz der. Müslüman birbirine güvenecek, rahat olacak. Karı koca birbirine güvenirse o toplum sağlam olur. Buyurun efendim. Hocam benim de bir sorum var.
mesela bazı kesimlerde nişan yaparken hemen imam nikahını kıyıyorlar ki yan yana oturabilsinler, bir araya evet. gelebilsinler diye. Fakat mesela anlaşamıyorlar, çocuğun bu huysuzluklarını görüyorlar. Kız o nişanı atmak istiyor. Peki Allah'ın huzurunda da ayrılmış mı oluyorlar, evlenip ayrılmış mı oluyor? Şimdi nikah... Mesela bazı erkekler de ben istemiyorum, senden ayrılmak istemiyorum, seni boşamıyorum diyormuş. Evet, ona da rastlıyoruz. Çok güzel bir soru aslında. Hem de çok can alıcı, toplum içerisinde bilhassa dindar kesimin çok düştüğü tuzak diyelim, yaptığı hata, çok iyi bir soru. Fakat kısa bir aranın ardından soruyla devam edeceğiz inşallah. Evet, sevgili seyirciler, pazar günü, gündüz vakti sizler bulunduğunuz yerlerde Allah huzur ve bereket versin. Programımız devam ediyor önden gidenler. Önden gidenlere sorularınız olursa Twitter adresimizden @öndengiden adresimize sorularınızı yollayabilirsiniz. Biz onları inşallah program içinde, ileriki programlarda, programımızda cevaplamaya devam edeceğiz. Burada güzel bir soru gelmişti. Nişanlı gençler dini nikah kıymalı mı? Kıyarlarsa, ayrılık olursa bu nikah bozulmuş olur mu? Değerli kardeşlerim, baştan bir defa böyle nikah kıyılmaz. Nişanlıyken dini nikah kıyılmaz. Çocuklar parka gitsin, sinemaya gitsin, efendim işte beraber olsunlar diye nikah kıyılmaz. Nikah kıyıldığı andan itibaren onlar Allah katında karı kocadır. Onları ayrı evlerde tutmak günahtır ana babalara. Yani nişanlı, nişanlı kalacak. Nişanlıya var, vazgeçme payıdır o. Olur ya, anlaşamazlar. İleride konuştukça bu çocukların kamuya açık, topluma açık yerlerde zaman zaman yanlarında da biri olabilecek şekilde, diyelim ki şu masada ablası otursun, burada gençler oturup çay içebilir, konuşabilir. Yuvalarıyla ilgili, karakterleriyle ilgili, düşünceleriyle, evlilikle ilgili. Kolay değil. Çünkü bir hata yaparsınız, bir ömür boyu çeker o çocuklar. Onlar iyice birbirlerini kontrol etsinler, düşünsünler, konuşsunlar. Ruhları birbirine ısınıyor mu? Vazgeçme hakkını o nişanlılık döneminde kullansınlar. Ama nikah kıyarak siz bu hakkı çocuklardan alıyorsunuz. O gençler nasıl boşanacaklar? Erkek tarafı da inat ediyor, boşamadım seni diyor. Kız bakıyor ki çocukla anlaşamayacak. Oğlan çocuğunun beğenmediği huyları var. Ben bununla bir ömür boyu bir aile olamam. Onu gördü kız belki. Ayrılmak istiyor. Peki o zaman ne olacak? Anne baba olarak böyle ham sofuluk, ham dindarlık yapmaya gerek yok. Allah Azze ve Celle ve Peygamberimizin sünneti bize çok güzel onların ve İslam alimlerinin görüşleri, onların yuva kurmadan önce yapacakları işlerle ilgili bize güzel fotoğraflar ve bilgiler sunuyor. Bu noktada nişan anında ayrıldıklarında kardeşlerim, bir nikah kıyarken kızlar, bak hanımlara özellikle söylüyorum, bugün bir de o dünyada adı Dünya Kadınlar Günü dedikleri gün ya, bak bunu özellikle söylüyorum. Bu da benim size bir bonusum, hediyem olsun bilgi olarak. Nikah kıyarken kızlar boşamanın 3 hakkı vardır İslam'da. Birini alsınlar. Nikah kıyılırken. Daha baştan. Bak 3 talak hakkı var. 3 boşama hakkı var İslam'da. Onun birini ben alıyorum, istiyorum desin. Erkek buna karşı çıkamaz. 3 boşamanın ikisi yine erkekte kalsın, biri kadında olsun. Anlaşamazlarsa boşanma hakkı kolay olur. Kızın öylelikle kapısı olur. Öbür türlü vebalde kalırsınız. Oğlan boşamadıkça siz vebalde kalırsınız. Karşılıklı aile büyükleri gelerek bunu çözerler ama bir sürü tatsızlık olur. Bir sürü can sıkıcı hadise olur. Onun için nikah kıyılırken kız çocukları, kız babaları, kız vekilleri boşama hakkının birini kadına alsınlar. Bu dinen caizdir. Dolayısıyla ben böyle bir yolu size öneriyorum değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bize çok güzel, çok aile anlamında iyi fotoğraflar bırakmış. İyi hatıralarla biz
besleniyoruz ki. Ama ona uymak mesele, sadece konuşmak yetmiyor. Buyurun efendim. Hocam benim bir sorum var. Buyurun. Küfür eden anne babaya karşı gelen evlat günah içine girer mi acaba? Günahkar olur mu? Küfür eden anne baba. Şimdi günahlarda şahsilik prensibi vardır. Kimse kimsenin günahını taşımaz. Anne babanın ağzından çıkan kötü söz, küfür, ana babanın amel defterine yazılır. Anne baba kötü söz söylese bile evlat ana babaya isyan etme hakkına sahip değildir. Yani sen bana küfrettin, ben daha senin hiçbir dediğini yapmayacağım. Böyle bir hakkımız yok evlat olarak. Hatta İslam'da hani meşhur anlatılır ya, babanız meyhaneye gitse, içki içse onu sırtınızda götürmeyeceksiniz ama gittiği yerden gelemiyorsa sırtınıza alıp getireceksiniz. Evlat haklarını, ana baba haklarını tarif eder. Ederken bize bu çok iyi bir örnektir. Şimdi ana baba küfretmemeli. Hele çocukların yanında tartışmayın. Karı koca olarak çocukların yanında o kötü örnek olmamalı. Ama küfrediyorsa anne baba, ağzı bozulmuşsa evlat anne babası için tövbe isteyebilir. Allah'tan, Allah'ım sen bunları affet. Allah'ım bu kötü sözlerden onları vazgeçir diye anne baba evladına dua ettiği gibi evlat da anne babasına dua eder. Hazreti İbrahim babasına, anasına dua etmiştir. Allah kafir olarak öldükleri için o duayı yasaklamıştır. Müslüman olarak ölen ya da yaşayan ana babaya dua eder evlat. Böylelikle mesela İslam'dan önce kadınları öyle aşağılıyorlardı ki, bu kadın mevzuunda şu bir iki cümleyi ifade etmeme müsaade edin kardeşlerim. Mesela kadın uğursuz sayılırdı. Özel günlerinde, kadınların mazeretli günlerinde kadınlar sofraya oturamaz, yemek pişiremez, hiçbir şekilde ailenin içine giremezdi. Onlar yemeklerini yiyecekleri zaman ayrı yerler, onları evden kovarlar, onların bastığı yer kirli olurdu onlara göre. Peygamber Efendimiz'e bu soru soruldu. Resulullah Aleyhisselam'a Hazreti Ayşe annemiz sordu bu meseleyi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mazeretli günlerinde karı koca olmak dışında kadın hiçbir şekilde ne uğursuzdur ne pistir. Yediği yenir, pişirdiği yenir, kadın her türlü hayatın içindedir. Hiçbir şekilde kadın ikinci sınıf değildir. Mazeretli gününde de öyle bir şey yapılamaz. Mazeretli günlerinde sadece karı koca olmak haramdır. Dolayısıyla kardeşlerim, bunun dışında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu çok açık bir şekilde o günün insanına ifade etmiş ki o gün çok cahil bir anlayış vardı. Çok kadını küçük düşüren, düşünebiliyor musunuz? Çoluğunuz çocuğunuz sizinle aynı sofraya oturamıyor. Ayıp sayıyorlar. Sizi kötü görüyorlar. Ve sizin mesela bugün sofraya oturduğunuzda annenizin, babanızın, halanızın, teyzenizin özel günü olup olmadığını bilemezsiniz. Bilmemelisiniz de zaten. O onun özelidir ama böylelikle herkes bilir. Ananı kovuyorsun sofradan baban. Git diyor, sen diyor pissin diyor, affedersiniz. Böyle bir dünyayı değiştirdi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam. Biz peygamberimize teşekkür ediyoruz. Essalatu vesselam aleyke ya Resulallah diyoruz. Ve şimdi kardeşlerim, dua vakti. Duamız gece gündüz her zaman dua edilir. Sizler sofralarınızda, bulunduğunuz yerlerde, ekranları başında ve burada misafirlerimiz stüdyomuzda, kardeşlerim hep beraber Rabbimize dua edelim. Yer gök dua üstüne. Hastası olanlar var, yarın ameliyata girecek, büyük dertleri olanlar var. Mesela efendim sıkıntısı olanlar var, geçim darlığı çekenler var. Suriye'yi, Mısır'ı, Doğu Türkistan'ı bir düşünün. Dünyada ne derdi olanlar var. Allah devletimizi, milletimizi korusun, Müslümanlara yardım etsin. Hadi buyurun hep beraber Rabbimize el açalım. Hem de aileyle ilgili Peygamberimizin hadis-i şeriflerinden buyurun hep beraber dua için. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin.
Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım, sana Peygamber Efendimizin en çok okuduğu dua ile yalvarıyoruz. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Allah'ım, bize dünyada da iyilik nasip eyle. Kötülüklerden öbür dünyada da, ahirette de sen bize kötülüklerden uzak iyilikler nasip eyle. Allah'ım, bizi ateşin azabından sen koru ya Rabbi. Allah'ım, senden hidayet ve takva üzere bir hayat sürmeyi diliyoruz. Lütfeyle ya Rabbi. İffet ve gönül zenginliği istiyoruz. Bütün Müslümanlara nasip et ya Rabbi. Allah'ım, sana açtık ellerimizi. Evlenen kardeşlerimize yuvanın hayırlısını nasip eyle. Allah'ım, şu evlenen dünyadaki bütün Müslümanların yuva kuran, yuva kurmuş olan kardeşlerimizin, ailelerin eşlerine tabiatlarını hayra tebdil et ya Rabbi. Huylarını güzelleştir ya Rabbi. Birbirlerine zıt, birbirlerine zarar verecek kötü huyları varsa sen onları güzel huylara çevir ya Rabbi. Allah'ım, ya Rabbi, şer varsa evlenen gençlerin, evlendiğimiz eşlerimizin şer olan, kötü olan huyları varsa onların şerlerinden bizi, ailemizi ve bizim şerlerimizden de ailemizi ve insanları sen koru ya Rabbi. İlahi ya Rab, senden kötü hastalıklara uğramamak için, ruh bunalımına, cinlerin, şeytanların, sihirin, nazarın afetlerine düşmemek için sana yalvarıyoruz. Koru bizleri ya Rabbi. Allah'ım, kötü gözle bakanlara fırsat verme ya Rabbi. Alaca hastalığına, Allah'ım, bildiğimiz bilmediğimiz şu asrın ve gelecek zamanların hastalıklarına, akıl zayiliğine sebep olacak, aklımızı ve ruhumuzu bozacak kötü hastalıkların zararlarından, cüzzam illetinden ve her türlü güç yetirilmez, takat getirilmez hastalıklardan hepimizi sen koru ya Rabbi. Allah'ım, ameliyat olup hastanelerde senden şifa bekleyen hastalarımıza şifa ver. Allah'ım, tedavi gören ve ameliyat olacak bütün hastalara, dünya üzerindeki bütün kardeşlerimize sen şafisin. Senin şifan bütün kainata yeter. Şifalar ver ya Rabbi. Anne babalarımızdan, akrabalarımızdan, ailemizden, oğullarımızdan, kızlarımızdan ahirete göç edenlere rahmet eyle ya Rabbi. Allah'ım, onları ve bizleri cennetinde buluştur ya Rabbi. Allah'ım, yuvalarımıza huzur ver ya Rabbi. Aile birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmaya çalışanlara, yakınımızdan, uzağımızdan, akrabamızdan, komşumuzdan, arkadaşımızdan ve bilmediğimiz düşmanlardan yuvamıza zarar vermek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Evli müminlerin aralarına aşk ve muhabbet ver ya Rabbi. Sevgimizi arttır ya Rabbi. Allah'ım, ya Rabbel Alemin, okullarda okuyan yavrularımıza, Kur'an kurslarında, medreselerde tahsil gören yavrularımıza zihin açıklığı ver ya Rabbi. Ölmüşlerimize gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Milletimize, devletimize, vatanımıza, Müslüman milletlere, devletlere, dünyanın neresinde kardeşimiz varsa onlara huzur ver ya Rabbi. Birlik ver ya Rabbi. Başta Suriye, Mısır, Irak, Doğu Türkistan, Arakan, Orta Afrika, Patani, dünya üzerindeki bütün darda kalmış, zorda kalmış, sıkıntıya düşmüş, imanı namusu tehlikeye düşmüş Müslümanlara sen yardım et ya Rabbi. Allah'ım, ya Rabbel Alemin, Müslüman olmayanlara, Müslümanlara karşı sen merhamet ver ya Rabbi. Onlara da hidayet ver ya Rabbi. Allah'ım, ölmeden önce bizi, iman etmemiş bir insanın imanına bizi vesile eyle ya Rabbi. Bizi İslam yolunda, Kur'an yolunda, hayır yolunda, iyilik yolunda, huzursuzluğu olanları barıştırma yolunda bizi hayırlı adım atanlardan eyle ya Rabbi. Kadınımıza, erkeğimize dünya ve ahiret iyiliği ver ya Rabbi. Allahümme Rabbena, ya Rabbena, veşfi mervana, verham mevtana, bi hurmeti sırrı suretil Fatiha.